Atol Behramoğlu'nun konuğuyuz. Şair Atol Behramoğlu, Profesör Atol Behramoğlu çevirileriyle Türk kültürüne, Türk sanat hayatına imzasını koymuş önemli kişilikle. Bugün Sanat ve Hayat çok yeni eserlerinin önünde, oradan da hareketle paylaşacağız, konuşacağız. Atol abi, merhaba abi. Merhaba Zafer, çok sevindim bu karşılaşmamıza. Epey bir zaman oldu uzun sohbet etmeyeli. Bu imkan olacak şimdi. Buna çok sevindim. Hoş geldiniz. Hep ihtiyaç olduğunda talep ettim ve birlikte olduk. Güzel programlar oldu. Geçtiğimiz 10 yıl aldığımızda Ergenekon sürecinin içinde sanatçılar girişiminin kurucusu, öncüsü, sözcüsü olarak siyasetin ağır bastığı programlar oldu. Tabii ki Atol Behramoğlu ile sanat konuştuk. Umarım önümüz dönemlerde hayattan tabii kopmaz sanat, sanatın ağır bastığı programlar yaparız. Bu da onların başı olsun aslında. Yani şiiri konuşalım, bu topraklarda şiiri konuşalım. İlk kez belki bu vurguyla söyledim. Profesör Atol Behramoğlu, Rus Dili ve Edebiyatı, Puşkin Ödülü'nün ne olduğunu konuşalım. Ön Asya'yı, Asya'yı konuşalım. Şiir ve Atol Behramoğlu. Çocuklardan dünyaya kadar bir yaşam, 50 yılı aşan bir yaşam. Bir sanat yaşamı. Sanat yaşamı. Çok teşekkür ederim güzel sözlerine. Tabii ki şiir konuşalım, sanat konuşalım. Ama yine Ergenekon'u, Balyoz'u tepelemiş olmamıza rağmen şu anda yaşadığımız ortam ne yazık ki daha aydınlık değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla dün olduğu gibi bugün de şiir konuşurken ister istemez olup bitenleri de konuşacağız. Bir örnek vereyim sevgili Zafer sana ve izleyicilerimize. Köşe yazılarımda, haftada bir Cumhuriyet'teki köşe yazılarımda konu konusunda hem böyle bir son derece olanaklı bir ortamdayız siyaset babında, sanat alanında da öyle, ama sanatla ilgili, şiirle ilgili bir konuyu gündeme almakta zorlanıyorum adeta. Çünkü o kadar çok ağır bir siyasi gündem var ki, öyle ağır bir siyasi gündem var ki geçemiyorsun sanata, ama ikisini buluşturan böyle bir çaba içine giriyorum. Örneğin gayet iyi biliyorsun sevgili Zafer, son birkaç yılda bazı köşe yazılarım şiir olarak çıkıyor. Günün olayını, durumu ya da sorunu artık şiirle dile getirmek. Bu tabii bizim bildiğimiz anlamda şiirden biraz daha farklı. Günceli şiirleştirme çabası içinde böyle elimden gelen bir şeyler yapıyorum. İşte Yunus gibi odur. En son bu kampanyadan önce, kampanya diyorum, kampanya gerçekten acayip eşitsiz bir kampanyaydı. Halk oylaması öncesinde yazdığım Erdem ve Erdemsizlik Üzerine adlı şiir öyle. Tabii onlar da şiir, sevdiğim şiirler, ama böyle bir siyaset ve şiirin buluştuğu orijinal, özgün, kendine özgü bir şey yapmaya gayret ediyorum. Sanıyorum ki şimdi bu konuşmamızda ister istemez yine şiirden siyasete, siyasetten şiire böyle dönüşümlü olarak tarihin sürecek. Tarihin içinden tarihselliği Yunus'la karıştırdı okuyucu, dinleyenler. Birçok evet. Konuşmalarda temel eksen oldu Yunus. Elbette. O dil güzel Türkçe ile hayattan kopuk olmadığını koyuyor. Çok doğru. Şiir tam da bu çok olmak doğru. Durumunda değil mi? Çok doğru. Çok güzel bir gerçekten noktaya gelmiş oldun. Şiir nasıl olmalıdır? Şimdi tabii bir formül veremeyiz. Herkes dilediğince şiirini yazar. Her şair yazar. Ama kendini
okurla, izleyiciyle yaşadığı hayatla ölçmeli, karşılaştırmalı. Onunla ben hangi noktadayım bu şiiri yazarkeni düşünmeli. Başka türlü olmaz. Hani ben işte köşeme çekildim, istediğimi yazarım. Yazarsın ama seni eğer okur karşılamıyorsa, okurdan sana olumlu bir yanıt gelmiyorsa demek ki biraz da kendini eleştirmen gerek. Tam bu noktada son birkaç aydır yaşadığım olağanüstü bir deneyimden söz etmek isterim. Okullara sık sık gitmişliğim vardır. İlkokullara, ortaokullara, liselere. Tabii ki son zamanlarda devlet okullarına gidişimiz biraz azaldı. Ama buna karşın yine de belirtmem gerekir ki yürekli, sevgili, güzel öğretmenler ve güzel, değerli yöneticiler, yurtsever yöneticiler sayesinde devlet okullarına da elbette gidiyorum. Ne yapıyorum oralara giderken? Orada çocuklarımıza şiirin nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Olağanüstü yanıtlar alıyorum çocuklardan, sorularıma, değinilerime. Ve bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok zenginleştiriyor benim duygularımı, düşüncelerimi. Son işte birkaç ayda Türk Eğitim Derneği kolejlerine sık sık gittim. 20 kadar koleje gittim. Türkiye'nin pek çok yerinde. İnternet sayfalarında bulabilir izleyicilerimiz. Türk Eğitim Derneği sitesine girdiklerinde en son 20.sini yaptık Ankara'da. Bu sezonun artık bir taçlanması oldu, doruk noktası oldu. Oradaki gösteride bir harita, Türkiye haritası üzerinde gittiğimiz yerlerde oklarla hareketli bir şekilde gösterildi. Çeşitli dinletilerden fotoğraflar ve videolarla birlikte bunu göreceklerdir. Ülkenin her tarafına aşağı yukarı gittik ve çocuklarla hakikaten son derece öğretici, çok güzel konuşmalar yaptık. Ben bunu bir çocuk okyanusunda diye niteliyorum. Bir çocuk okyanusunda hissettim kendimi. Her yandan böyle bir güzelliklerle kuşatılmış oldum ve nitekim şu kitaba göz atalım. Bir çocuğa layık olmak, gerçi burada da var. Şiirlerimden çocukların da daha kolay diyelim anlayabileceği şiirleri seçtim. Şiirlerim arasından daha da yalın olanları öyle söyleyelim ama bir çocuğa layık olmak. Evet, bu bir çocuğa layık olmak. Çok iyi çizdin altını. Bu tıpkı Bebeklerin Ulusu Yok adlı şiirim gibi bana göre evrensel değeri olan bir tanım oldu, bir söz oldu. Hep şunu sordum çocuklara. Bir çocuğa layık olmak derken ne düşünüyorsunuz? Öylesine güzel yanıtlar geldi ki tahmin edemezsin. Örneğin biri dedi ki hayallerimizi anlamaları gerek. Bir başkası dedi ki ne arkamızda ne önümüzde yürümeliler. Yanımızda bizimle birlikte yürümeliler. Empati sözünü kullandı ortaokullu çocuklar. Bizi anlamalılar. Olağanüstü deneyimler kazandım bu şeyden, bu buluşmadan. İşte burada bu konuyu sürdürürken önemlidir belirtmek isterim. Şiirleri bu hem kendi şiirlerimden hem de başka ülke şairlerinden çevirdiğim şiirlerden bir seçki yaptım. Konular olarak sıraladım. Doğa, birinci bölümde doğa var. Çocuk, anne, barış kavramını işleyen şiirler var. Her şey şiirdir adıyla şiir nedir irdeleyen diyelim ya da yansıtan şiirler ve ülke. Ülke, İstanbul, Kirazlı Mescid Sokağı, parkta rastladığım adamın bir ülke nedir, Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum filan gibi şiirlerle bu kitap örüldü. Bu açıdan çok mutluyum. Geçen yazın bir ürünüdür bu seçki. Ve bu buluşmalar gerçekten beni olağanüstü mutlu etmiştir. Sizin yaşam biçiminizin, anlayışınızın gerçeği olarak hep sürdü. Dün 3 gün önce, çok kısa bir süre önce Samsun'daydı. Evet, Samsun'da da
Ezgililer Koleji'ndeydim. O da bir özel okul. Son derece değerli sevgili arkadaşlar var orada da. Onlara, öğretmenlere, yöneticilere buradan selam gönderiyorum. Aynı duyguları orada da yaşadım. Çocuklarımız hepsi birbirinin aynısı gibi. Devlet okullarında da öyle. En yoksul semtlere gittiğim de oldu şu son zamanlarda. Oradaki evlatçıklar da aynı ışıltılarla kucakladılar, kuşattılar beni. Samsun-Ankara yürüyüşünün, Deniz Gezmişler'in yaptığı Mustafa Kemal yürüyüşünün ulusal bayrakla, evet, İstiklal Marşı'nı söyleyerek başlayan, evet, yürüyüşün 30. yılında, evet, Çorum'da Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün evet, olduğu yerde sizin dinletiniz vardı. Ne güzel hatırladın. Çok mutlu oldum. Orada dolu bir salon. Büyük, evet, bir salon. Büyük bir salon. Dolu bir salonda. Bir gün mutlaka okudum orada, evet, ben. ve devam eden süreç hiç kesintisiz artarak geliyor. Bu bir sorumluluk. Bununla, evet, şiirin ilişkisini açar mısınız? Tabii. Şair olmak ve sorumluluklar. Şu söylediklerinizi biraz da eğitimci yanınıza, profesör siz, biraz daha açın istiyorum. Tabii ki. Şimdi şu, tabii profesörlük konusuna bir açıklık getireyim. Birçok okurum, izleyici bunu bilmez. Bilmesi de belki çok da gerekli değil. Çünkü birebir şiirimle ilgili değil. Ama benim yaşamımda çok önemlidir. Bir edebiyat düşünürü, bir kuramcı ve elbette bir öğretmen olarak bu kimlikte onurla taşıdığım bir kimliğimdir. Rus dili ve edebiyatı okudum ben Ankara Üniversitesi'nde. Sonra Moskova'da ve Paris'te, Sorbonne'da karşılaştırmalı edebiyat, işte Rus edebiyatı Moskova'da, Paris'te karşılaştırmalı edebiyat konularında master düzeyinde çalışmalar yaptım. Sonra 1990 sonrasında da ülkeye sürgünden dönüşte, yurt dışı sürgünden dönüşte akademik kariyer imkanı ortaya çıktı ve sürüp geldi. Bugün İstanbul Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra özel üniversitelerde sürdürdüm ve sürdürmekteyim. Ana bilim dalı başkanlığını ve genç arkadaşlarla buluşmaktan, onlara edebiyat üzerine düşüncelerimi aktarmaktan, edebiyatın yaşamla ilişkisi konusundaki düşüncelerimi onlarla paylaşmaktan, dil olgusunun önemini vurgulamaktan onlarla birlikte elbette mutluyum. Mutluyum. Şairin işlevi, sorumluluğu, konumu konusuna gelince şöyle söyleyeyim. Ben kendi ülkemin şiirini çocukluk yaşlarımdan itibaren tanıdım, sevdim, tanımaya, öğrenmeye ve sevmeye devam ediyorum. Halk şiirimiz ve elbette işte klasik şiirimizin değerli ustaları ve 20. yüzyıl şiiri özellikle, 20. yüzyıl şiiri öncesinde 19. yüzyılda Tevfik Fikretler'den sürüp gelen, Yahya Kemal'den geçerek Nazım Hikmet'le bir cumhuriyet şiiri olgusunu bize kazandıran Türkiye şiirine, o süreci gayet iyi okudum, anladım. Ve hececilerden yine başlayarak 20. yüzyıl şiirinden söz edersek, Kemalettin Kamu gibi, Ömer Bedrettin Uşaklı gibi duygulu, lirik, memleketçi şairlerden hep etkilendim. Ve işte günümüze kadar dağlarca Orhan Veli, Garip Kuşağı, sonraki şairlerimiz Ahmet Arif, bugüne kadar işte geldik. Bu şiire şöyle topluca baktığımızda, şiirimize topluca baktığımızda buna ikinci yeni de dahildir. İkinci yeninin iyi usta şairlerinin en önemli şiirleri de bunun içindedir. Şiir hayatla ilişkilidir. Hayatın dışında soyutlamalar değildir. Soyutlamalar sanatın özünde olan bir şeydir. Simgeler,
imgeye dönüşen metaforlar, bunlar elbette bütün sanatlarda olduğu gibi şiirde de önemlidir. Ama şiir eninde sonunda anlatım biçimi ne olursa olsun yaşamla ilgilidir. Yaşama söyleyeceği bir şey vardır. Yaşamı yorumlar. Yaşamı felsefeden farklı olarak yorumlayışı sadece kavramlarla değil, imgelerle, metaforlarla, simgelerle yorumlamasıdır. Özelliği budur şiirin. Bizim şiirimiz bu örneklerle dolup taşar. Dolayısıyla bugün şiir yazan bir insanın bunu düşünmesi gerek. Ben Türk şiirinin neresindeyim? Ve tabii dünya şiirini de tanıyıp bildiği ölçüde çevirilerle ya da ana dilinden kendini böylece de ölçündürmesi gerek. Hangi şairler yüzlerce yıl önceden bugünlere kadar gelebilmiştir? Binlerce yıl önceden hatta. Ve neden? Ve nasıl gelebilmişlerdir? Hayat bunu düşünmek lazım. Değil mi? Bu çok önemli bir konudur. İlginç bir örnektir. Bir yazımın da konusu olmuştu sevgili dostum. Homeros'u okurken Odisea'da Odysseus uzun yolculuğundan sonra döner ama henüz kendini göstermemiştir yakınlarına. Birden kral babasını görür. Babası yaşlı artık ve üzüntülüdür. Onu görür. Şöyle bir cümle var. Babasını gördü diyor. Uzun ince bir armut ağacının altında durdu ve ağladı diyor. Odysseus'tan bahsediyor. Şimdi Odysseus'un ağlayışı binlerce yıl önceden bugüne geliyor. Yaşlı bir babayı, oğlunun hasretiyle kavrulmuş bir babayı görüp ağlama kavramı. Kültür tarihiyle edebiyat tarihini iç içe geçirerek evet. Kendi özgün dilinizle anlatıyorsunuz. Evet. Şimdi şair bunu düşünmeli. Binlerce yıl önceden bugüne nasıl geliyor? Çünkü orada insanın macerası var. İnsana ait temel duygular var. Özlemler, beklentiler, korkular, cesaret, özveri, mutluluk, mutsuzluk. Bütün bunları işlemezsen, bütün bunlar olmazsa şiirinde o şiir yaşamaz. Bütün mesele bu. Yani bugünün şairi bugüne iyi bakmalı. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, neyiz? Zaman zaman güncel sorunlar, zaman zaman evrensel günceli de içeren daha büyük sorunlar. Bunların içinde yoğrulmayan şiirden bir şey olmaz. Bu yani illaki birebir toplumsal mesaj her dakika demek değil. Aşk şiiri de, ölüm korkusu da ya da ölümle ilgili hesaplaşma duygusu da, mutluluk, mutsuzluk, demin söyledim, çeşitli duygu, bebekler, çocuklar, savaş, barış, bütün bu olgular, yaşadığımız dünyayı, dünyanın bizi kuşatan sorunları. Bunların dışında bir şey yazarsan onun bir manası yok. Sorun bu. Size gelirken şiir okuyarak geldim izninizle. Estağfurullah, tabii. Antik Çağ Anadolu Şiir Antolojisi Can Yayınları'ndan. Evet, kitabı görmemiştim doğrusu. Derlemeyi yapan arkadaşım. Birçok şairden çeviriyle. Evet. Burada söylenen kendi coğrafya. Erdal Alova düzenlemiş. Evet. Anadolu içinde katman katman uygarlıklar. Evet. Siz Homeros'tan evet. Verdiniz. Evet, evet, örneğin. Burada olan bir şairimiz, biz olan, elbette, bizim elbette. Olmak için, insan olmak için, bu topraklarda var olmak için, evet. Geleceğe, Türkiye'den katkıda bulunabilmek için yaşamamız, görmemiz, almamız gereken değerlerimiz biz onlar. Hepsi bu topraklar. Kesinlikle doğru. Yalnızca Kısrakbaşı gibi Akdeniz'e uzanan bu dar coğrafyada değil. Sizin Rus dili ve edebiyatı okudunuz. Çok evet. Sayıda çevirileriniz var. Evet. Çok büyük ödül aldınız. Puşkin nedir kendi ülkesi için? Bunu konuşalım. Tabii. Bizim yakın komşularımızı, Rusya'yı, İran'ın şairlerini, Azerbaycan'ın şairlerini, Irak'ın, Suriye'nin,
Asya'nın evet. Sizin çok yakın dostlarınız var. Biliyorum. Afrika'nın şairlerini konuşalım. Onların tarihi içinden bakalım. Bir yerde sıkışıp kalmamalı değil mi? Dayatılanla açıklanamaz hayat. O büyük coğrafya. Evet, evet. Eski coğrafya bugünü de temsil ediyor. Geleceğe her boyutuyla öncülük ediyor. Evet. Sevgili Zafer, şimdi bu değerlendirmeni şöyle açmaya çalışayım. Sözünü ettiğim buluşmalarda öğrencilerle, çocuklarımızla, ilkokul dörtlerden işte liseye kadar, kimi zaman liselerle de hep şunu söylerim. Ya da söylediğim şeylerden biri şu. Öğrenmek bir sevinçtir. Öğrenmek bir angarya değil, bir sevinçtir. Öğrenmek bir yere ulaşmak için bir araç değil, bizatihi kendisi olarak bir mutluluk olgusudur. Bir. İki, bütün bilgilerin içten içe birbiriyle ilişkisi vardır. Yaşam bir bütündür. Öğrenme dediğimiz şey bizi kendimizde derinleştirir. Bizim daha çok insan olmamızı sağlar. Bu çerçeveyi çiziyorum. Şimdi bir somut örnek vereceğim. Yine bu gezilerimden. Zeugma'daydık. Senin sözünü ettiğin konuyla da ilgili olarak. Neredeydik? Antep'te Mozaik Müzesi'ndeydik. Zeugma kentinden toplanmış, kurtarılmış, getirilmiş mozaiklerin sergilendiği muhteşem, gerçekten çok güzel bir müze. Şimdi orada gezen bizim insanlarımıza baktım. Mozaiklerin önünde fotoğraflar çektiriyorlar. Çeşitli pozlara girerek filan. Ama acaba o konudaki bilgileri nedir diye kendi kendime sordum. Kimseyle bunu konuşmadım ama korkarım ki çok azdır. Yok gibidir hatta. Az çok bilgim vardı ama derinleştirmeye, biraz daha çoğaltmaya çalıştım. İşte o kentin milattan 300 yıl önce Fırat Nehri kıyısında, Birecik yakınlarında kurulmuş bir kent olduğunu, daha sonra Romalıların eline geçtiğini ve döneminin çok zengin bir milattan önce İskender'in komutanlarından biri tarafından kurulduğunu, 300 yıl önce daha sonra Romalıların eline geçerek işte o dönemin en zengin kentlerinden biri olduğunu, bütün o güzelliklerin, sanatın da o zenginlikten bir yerde fışkırdığını öğrendim. Sonra Roma tarihine yine merak sardım. Değerli de bir kitap buldum. Kitap fuarıydı. Gaziantep'te katıldığım etkinlik. Kitap fuarı etkinliğiydi. Onu da okumaya koyuldum. Şimdi bunu bir örnek olarak veriyorum. Acaba şu bulunduğumuz coğrafyanın zenginliklerini, kültürel zenginliklerini ne ölçüde biliyoruz? Bilmemiz gerek. Sadece şairler, yazarlar değil, siyasetçiler, toplum adamları ve sokaktaki ortalama yurttaşın bunları bilmesi lazım. Okullarımızda bunların öğretilmesi lazım. Anadolu kültürünü oluşturan değerler, unsurlar nelerdir? Bu coğrafyanın kültürünü oluşturan değerler, unsurlar ve tabii komşularımızdan dünyaya açılan bütün pencerelerde, değil mi? Her şeyi bir ölçüde bilmemiz lazım. En temel bilgilere edinmemiz lazım. Sonra herkes kendi uzmanlık alanına göre orada daha çok bilgi sahibi olur, daha çok derinleşir filan. Elbette Türkiye çok önemli bir ülke. Konumu bakımından, işte jeopolitik konum diyoruz ona, değil mi? Ve ait olduğu büyük kültürel tarih bakımından ve siyasi tarih bakımından çok önemli bir ülke. Ama ne yazık ki bugün çok dar bir aralıktan bu ülkeye bakan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Küçücük ve dar bir aralıktan ve dolayısıyla bir karanlıktan bakan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Oysa ki olağanüstü potansiyelleri var bizim yurdumuzun. Her alanda dünyaya büyük katkılarda bulunabilecek olan büyük potansiyelleri var. Cumhuriyet bunu açmıştı. Bu potansiyellerin yolunu açmıştı. Bugün ne yazık ki
birer bütün bu kazanımların yok edildiğini ve Türkiye'nin çok dar bir koridora sıkıştırıldığını, dar bir çıkmaza sıkıştırıldığını görüyoruz. Şimdi tekrar şiire dönersek, bunun duygusunu, bilgisini, kaygısını taşımayan şair de olmaz. Olmamalı yani. Hepimizi ilgilendiren, yaşamımızı, geleceğimizi, çocuklarımızı, ülkemizi ilgilendiren çok ciddi sorunlar bunlar. Komşularla dedi ki, Rusya'dan başlayarak, evet, sizin arkadaş hissettiğiniz, aynı tarihsel dönemde yaşamasanız bile, ben Puşkin vurgusunu evet, çok yaptım. Nedir evet, sizde? Kimdir Puşkin? Evet. Başka şair adlarını Atol Bayramoğlu'ndan izleyicilere ulaştırmak evet, isterim. Evet. Merak ettiklerini de hissediyorum. Alexander Sergeyevich Puşkin 1799-1836 yılları arasında yaşamış. Gerçekten bir edebiyat dehası, bir eşsiz şair ve yazar. Rus edebiyatına şöyle kısaca bir göz attığımızda 18. yüzyıl Rus edebiyatı bizim 19. yüzyıl edebiyatımıza benzer. Tanzimat edebiyatına. Yani aydınlanma değerlerinden etkilenmiş ve dini edebiyattan çıkarak bir çağdaşlaşma yoluna girmiş bir edebiyat. Örneğin Radischev diye bir şair vardır. Büyük bir şair. 18. yüzyıl Rus edebiyatının şairi. Bizim fikretimize benzer. Özgürlük anlayışı, hümanizmi filan gibi. Ama asıl büyük başarı Petro'nun devrimleriyle olmuştur. Petro'nun devrimleri 19. yüzyıl Rus edebiyatının kapısını açmıştır. Aydınlanma fikri ve batılılaşma yönünde Rusya büyük sentezlerini bu şeyden sonra, Petro'nun devrimleri sonrasında kurmuş, oluşturmuş ve tabii şematik açıklamalar doğru değil. Puşkin dediğimiz zaman bir çevresi var, öncesi var, çağdaşları var, arkadaşları var. Çok büyük başka şairler var. Dekrasov gibi, Lermontov gibi, tabii ki Gogol, o dönemin büyük yazarları, büyük şairleri. Puşkin bir sembol olarak gerçekten... Kültürel iklim uygun, büyük evet, eser, evet, büyük... Evet, olay bu. Olay bu, olay bu, olay bu. Bizim Cumhuriyet sonrasının da Cumhuriyet şiirinin doğması, yükselmesi gibi. Hececi şiirden, işte hececi şairlerden dağlarcaya ve günümüze kadar uzanan süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla Puşkin şair olarak, destan yazarı, lirik şair... romanları da olan büyük bir şair. Rusçayı, Rusçanın o doğal, kendine özgü sesini, omurgasını ve Rus insanının, Rus insanına özgü özellikleri hissetmiş, bulmuş. Aynı zamanda da evrensel değerleri, evrensel değerlerin bilincinde olan, sadece aydınlanmacı değil, yani Voltaire'lerden filan etkilenmiş ama onun ötesinde daha devrimci duyarlılıkları olan, bilinci olan bir şair. Örneğin Boris Godunov tragediyasında halk gizlice ayaklanmaya eğilimlidir diye bir cümle var. Ben onu bir yazımda da kullanmıştım. Halk insanını çok iyi tanır. Nazım Hikmet'in Mayakovski ile ilişkisi bana göre daha yüzeysel bir şeydir ve daha biçimsel bir olgudur. Puşkin'le çok daha yakın şeyi vardır, bağlantısı vardır, içsel bağlantısı vardır ve ben bazı yazılarımda ona da değindim. Benim tanık olduğum, hatta sizinle konuştuğum konu yıllar önce arkadaşınız olduğunu sıklıkla söylediğiniz Doğu Perinçek. Evet. Benim siyasi olarak önderim olan evet, kişi Rus kültür tarihini Natasha'nın dansını okuduğunda İskitler dedi. Atol'la konuş dedi bu kitabı. Natasha'nın dansı müthiş önemli bir kitap. Doğu tabii bir kültür adamı olarak da gerçekten çok önemlidir. Kültür adamı olarak
Çok okuyan, gerçekten bir düşünür kimliği taşıyan bir arkadaşımdır. Özellikle de işte bu kültür alanında. Natasha'nın Dansı çok önemli bir kitap. O Natasha maalesef kirletilmiş bir imaj oldu. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ının kahramanıdır ve bir romanın bir yerinde daha ergen bir kızken bir aristokrat ailenin çocuğu, zengin ailenin çocuğu halk dansı yapar. Halk kültürüyle aristokrasi arasındaki kan bağı, bağlantıyı irdeleyen bir olgu ve bu anlamda da çok önemli bir kitaptır gerçekten. Sizinle doktora tezi olarak hazırlanan bir kitap basılan Dünya ile Söyleşen Şair Atol Behramoğlu, Figen Yılmaz'ın eseri. Evet. Nasıl buldunuz? Nasıl yaklaşmış Atol Behramoğlu'na? Evet. Söyleşiyi nasıl değerlendirmiş? Yaşam ve şiiri derken evet. Kültür tarihi içinden bakarak yazmak ya da başlı başına Türk kültür tarihini bu büyük coğrafyada önereceğiniz kitap var mı? İsim var mı yapan? Ya da bir ihtiyaç olarak koyar mısınız yapılmalı diye? Evet. Bu kitaptan biraz söz edeyim. Figen Yılmaz çok değerli bir genç araştırmacı. Şiirler de yazan bir arkadaşımız. Edebiyat alanında eğitimini tamamlamış. Psikoloji, felsefe konularında da çalışmalar yapan bir arkadaşımız. Çok değerli bir edebiyat profesörü Necat Birinci'nin öğrencisi aynı zamanda. Necat Hoca'nın yönlendirmesiyle sanıyorum başladı. Figen'in benim şiirime ilgisi büyük olasılıkla. Ve orada o yönde uzun bir çalışma yaptı. Gerçekten. Bunu bir yüksek lisans tezi olarak çalışmıştı bu kitaba. Savundu, başarıyla savundu. Titrini aldı ve sürdürmekte çalışmalarını. Bu Yaşamı ve Şiiri başlıklı bu kitapta, bu çalışmada benim bilmediğim şiirlerimi, unuttuğum şiirlerimi de bulup çıkarmıştır. Lise yıllarımda yazdığım yerel gazetelerde çıkan, hatta kimilerinde dedim ki ya benim böyle bir şiirim yok, hatırlamıyorum. Belgesini bana gönderdiler Necat Hoca ve Figen. Çok güzel bir çalışma. Hem bilimsel hem de bir roman gibi okunabilecek akıcılıkta çok güzel bir çalışma oldu. Bu türden çalışmalar monografi diyoruz değil mi? Monografi. Önemlidir, önemlidir. Kimi çalışmalar, örneğin işte pek çok şairimiz hakkında, yazarımız hakkında, belki de üniversite raflarında tozlar içinde kalmıştır, küflenmeye bırakılmıştır. Onları bulup çıkarmak lazım. Mutlaka kitaplaşması gereken çalışmalar var diye düşünüyorum. Bu beni çok mutlu eden, çok güzel bir çalışma oldu. Ve sanıyorum ki her yeni basımda daha da yeni şeyler alacak, unsurlar kazanacak, gözden geçirilecek. Baksana dostum şu arkadaşına ne kadar çok kaynaktan yararlanılmış. Ayrıca belge kısımlarında ilkokul diplomalarıma, babamın yazdığı, okula yazdığı işte teşekkür yazılarına kadar 1950'lerden bahsediyorum. Bulup çıkarılmış, konulmuş buraya. Çok enteresan bir çalışma yani. Gerçekten çok değerli bir çalışma. Kültürel tarihimizi sanatçıların tek tek matematik toplamı değil, bir bütün içinde alarak sizin konuşmanın başında verdiğiniz örnekten çıkarak bunu söylüyorum. Şiiri, kendi şiirinizi söylerken Türkiye'de konulanlar. Natasha'nın Dansı'nda Rus kültür tarihinin müthiş bir kitap. Gibi. Çok önemli. Bir İngiliz araştırmacı. Çalışma var mı gördüğünüz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki var ama çok az. Örneğin Hilmi Ziya Ülke'nin Türk Düşünce Tarihi kitabı önemlidir. Ben oradan pek çok şey gerçekten öğrendim.
Şerafettin Turan Hoca'nın Türk Kültürü kitabı önemli. Yani aklıma ilk gelen şeyleri söylüyorum. Elbette var. Ya ülken diyor ki eğer Namık Kemal'i anlamak istiyorsanız o dönemin mütefekkirlerini bilmek, tefekkür hayatını bilmek zorundasınız. Tabii ki. Atol Behramoğlu'nu anlamak için 50 yıllık kültür tarihi, siyasi tarihi bilmek zorundasınız. Öyledir. Bu bütün herkes için böyledir bu. Yani tek başına şiir kültürel yapıdan kopuk olarak ele alınmamalı. Kesinlikle böyle. Tabii, elbette canım. Elbette. 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 Şimdi senin sorun üzerine düşünürken pek çok makale mutlaka internete de girsek karşımıza çıkacaktır. Pek çok konuda yazılmış gerçekten şeyler var. Yani kültürümüze, geçmişimize, bugünümüze dair. Özellikle işte divan şiirimize, halk şiirine yönelik önemli pek çok çalışma var. Olmaması zaten mümkün değil. Küçük başlıklar olarak Peki Naci Yanalı mı burada? 100 Soru'da dizisinde güzel emekler evet, var. Evet. Tabii ki. Elbette. 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 Böyle yayınlar da tabii ki oldu. Ama çok az. Evet. Çok az. Bu da yine olanaklarla, eğitimle ilgili, üniversitelerimizle ilgili bilimsel çalışmalar oralarda olur. Yani insanlar oturup evinde bunu kolay kolay yapamaz. Ancak maddi olanakları çok olacaktır filan. Sadece kendini o işe işte yönlendirecektir falan. Üniversitelerde olur. Üniversitelerde işte görüyoruz siyasetten ne yazık ki bağımsız değil. Bağımsız, özerk çalışmalar yapması gerekir. Üniversite öğretim üyelerinin öğrencilerini o yönlerde yetiştirmeleri falan gerekir. Bunlar yeterli değil tabii ne yazık ki. Peki tekrar çocuklara dönelim ve masal diyelim. Diyelim. Atol Behramoğlu çocuklar ve... Öyle de belki noktalayalım. Evet, dünya halk masalları, yiğitler yiğiti ve uçan at masalı. Evet. Bunlardan söz edeyim. Bunlardan söz edeyim. Can Yayınları'nda yeni basımları yapıldı ve pek güzel oldular. Dünya halk masallarını yazan ben değilim. Dünyanın çeşitli ülkelerinden masallar seçtim ve onları çevirdim. Diye açtım mesela Kore masalı diye bir şey çıkıyor karşıma. Bal kabakları, iki aptal kurbağa Japon masalı, çörek Norveç masalı. Bunları genel olarak Rusçadan bir iki tanesini başka dillerden çevirdim. İngilizceden, Fransızcadan. Ama uyarladım. Bunu söylemek isterim. Türkçenin tatlarını duyumsatacak bir yöntemle uyarladım. Örneğin, burada kuşlar var. Aristofanes'in oyunundan yapılmış bir Yunan masalı. Kuşları çevirirken kuşla ilgili ne kadar ilginç deyim varsa burada kullandım. Çocuk bunu okuduğu zaman Türkçenin tatlarını duymuşlayacak. İşte kuş beyinli, ne bileyim şimdi birden aklıma geldi. Kuş kadar canları var yani. Defolup gitsinler. Kuş kadar. Okudukları da görecekler. O evet. Evet. Kuş kadar canı var diyor mesela. Gibi. Filan. Bu böyle. Yeni basımlar yapıp duruyor ve gerçekten bu hoşuma gidiyor. Yiğitler Yiğiti ve Uçan At masalı bilinen bir dünya masalının o da değiştirilerek yeniden yazılması oldu bir bölümüyle. Ama bu tamamen bir adaptasyon oldu. Örneğin şahmaranlar, işte tepegözler falan girdi bu masala. Özetle ölümsüz yaşam ve sonsuz gençlik peşindeki insanın sonunda bir çıkmazla karşı karşıya kaldığını anlatıyor. Ama asıl son bölümde bunu yorumladım ben. O da şudur. Onu göstermek isterim.
Masalcı Ozan'dan çocuklara birkaç söz diye başladığım ve yazdığım bu bölüm. Ben Fransa'da sürgünde ve son zamanlarında yazdığım ve yaptığım bir çalışmaydı bu. Örneğin şunları söyleyeyim. Ne çıkar dedim, ömrümüz kısaysa, bazen bir an bedeldir sonsuzluğa. Ve kim demiş, ölümsüz değil yaşam, ölümsüzüm eğer üretiyorsam. Sonsuz gençlik de sonsuz bir emektir. Yaşamayı her an yenilemektir. Ürün vermek için akıttığın ter yeni yaşamlarla gelişip sürer. Anlarsın ki ölümsüzlük bizdedir, o bizim yaratan gücümüzdedir. Emeğimizin ürünü ne varsa yaşarız biz de onlarla sonsuzca. İnsanoğlu bunu kavradığı gün çözmüştür sırrını ölümsüzlüğün. Bu masalın yorumlanışı versiyonu oldu. Bu önemli bir çalışma oldu benim için. Süreli programın sonunu yakın dostumuz, büyüğümüz Aziz Nesin'le olan elbette. Ortak elbette. Anılar, Aziz Nesin'le anılar. Evet. Aziz abiyi, güzel insanı anarak programı. Çok sevinirim. Aziz Nesin'den ben çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Günlük yaşama dair, hayata dair genel olarak Aziz abiyi ben çok sevdim. Çok Aydın yakınında bulunduk. Aziz'in başyazarlığı yapması da bizim tarihimizin onurlu, değil mi? Ne kadar önemli. Tabii ki. Yazarlar Sendikası'nda önce ben sendikanın genel sekreteri olarak birlikte olduk. Tabii ondan önce de Aziz Bey'le elbette tanıştıktı. Fakat sonraki dönemlerde yakın arkadaş, yakın dost olduk. Yurt dışı seyahatlerimiz oldu. Yurt dışında ben sürgündeyken de ziyaretimize geldi. Evimizde misafir kaldı Aziz abi. Sonra ben sendikanın genel başkanı oldum. O süreçlerde de arkadaşlığımız sürmüştür. Çok şey öğrendim. Bana mektupları da vardır. Onlar da bu kitapta yer alıyor. Bu yeni basım oldu. Yeni basım gerçekten birdenbire kitaba ilgiyi çoğalttı, arttırdı. Ölümünden sonra yazılmış bir kitaptır bu. Ben Aziz Nesin'i çok sevdim ve gelmiş geçmiş en büyük aydınlarımızdan biri olduğunda, en başında gelenlerden biri olduğunda hiçbir kuşkum yoktur. Ve her zaman da yolumuzu aydınlatan bir örnek olacaktır. Cesaretiyle, gözü karalığıyla, bilinçliliğiyle, sabrıyla, örgütçülüğüyle her zaman örnek olacaktır. Kişisel yaşamda da son derece duygulu ve çok seçkin, benzersiz bir insandı. 80'li yılların başında bir sağlık sorunu, ciddi bir sorun yaşadı. Kolunu kullanamıyordu. Mühür yaptırdı. Bilim kitabevine ve Aziz Nesin'in oraya gelişini ben de paylaşmak, konuşmak isterim. Geldi ve kitapların 80'li yılların başında 12 Eylül'ün aşılacağı günlerde Aziz Nesin'in oraya gelişi, mühür basarak sohbet edişi kitaplarına. Akademi kitabevi Hadi Bey'di değil mi? Evet, Hadi Bey, Allah rahmet etsin Hadi Bey. Evet. Evet. Böyle işte. Anılar. Evet, evet. Aziz Nesin'le anılar. Tabii. Anılara tabii. Dokunarak tabii, tabii. Programımızı. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Aziz dostum. Sağ ol. Çok güzel bir dinle konu şey oldu. Program oldu. Sağ ol.